Merhaba, Meksiko'daki Ulusal Antropoloji Müzesi'nde bazalttan yapılmış devasa bir heykeli inceliyoruz. Bu heykel tek kelimeyle harika. Bu, meşhur Coatlicue'nin heykeli. Coatlicue bir Aztek tanrıçası. Tanrı, Vitsilopochtli'nin de annesi. Vitsilopochtli, Aztek pantheonundaki baş tanrılardan biridir. Savaş tanrısı olarak geçer ve güneşle de bağlantısı vardır. Burada tanrıça'nın devasa bir heykelini görüyoruz. Aslında bu heykelin bugün Meksiko olarak bilinen topraklarda yer almış kutsal bölgedeki birkaç anıtsal tanrıça figüründen biri olduğunu düşünüyoruz. Kutsal bölge Azteklerin başkenti Tenochtitlan'ın tam merkezinde yer alıyordu. Azteklere göre kutsal bölge Axis Mundi ydi. Ki bu da tüm evrenin çevresinde döndüğü yer ve dünyanın merkezi anlamına gelir. Bu eser Aztek döneminin sonlarına aittir. Kısa bir süre içinde İspanyollar gelecek ve Aztek İmparatorluğu son bulacaktır. Aztekler o zamanlarda Mezoamerika'ya hükmediyorlardı. Ha, belki hepsine değil ama bugün Meksika olarak bilinen yerlerin çoğu Azteklerin kontrolündeydi. Evet, insan üzerinde büyüleyici etkisi olan heykellerden birinin önündeyiz ve Ulusal Antropoloji Müzesi'nde buna benzer ustalıkla yontulmuş daha birçok bazalt heykel var. Bu heykelin ilginç özelliklerinden biri öne doğru eğiliyor olması. Bu onu daha gösterişli ve daha somut kılıyor. Ama aynı zamanda karşısında durduğunuzda daha tehlikeli görünüyor oldukça karmaşık bir figür olduğu için alt kısmından başlayarak parça parça inceleyelim. Uzun tırnakları ve gözleri olan iki adet ayak göze çarpıyor. Bunlar canavar ayaklarına benziyorlar. Ayaklara, pençe ve gözlerle hayvansı bir görünüm verilmiş. Yukarı doğru devam ettiğimizde post ya da tüylerle karşılaşıyoruz. Burası desenli bir kısım. Ha bu arada bu heykelin bir zamanlar cap canlı renklerle boyalı olduğunu da eklemem gerekiyor. Bu heykeli ayırt edebilmemize olanak veren en önemli özelliği eteği. Etekte iç içe geçmiş birçok yılan var. Yılanların başlarının yanında çıngırakları da göze çarpıyor. Bunlar iç içe geçmiş çıngıraklı ve zehirli yılanlar. Zaten Tanrıçanın adı da yılanlı etek ya da eteğinde yılanlar olan anlamına geliyor kutsal bölgeden gelen, eteğinde yılanlar yerine insan kalpleri olan başka bir heykel daha var. Onun adı ise kalpli etek. Heykelin eteği önünde ve arkasında insan kafatasından birer kemerle bağlanmış. Kafataslarını bağlamak için kafaları kemerin püskülleri şeklinde duran iki adet yılan kullanılmış. Heykelin belki de en korkutucu kısmı ise kemerin hemen üzerindeki İnsan ellerinden ve kalplerinden yapılmış olan kolye. Bu kolye göğüslerini örtüyor. Sarkmış göğüsleri çocuk doğurmuş olabileceğinin bir işareti. Aynı şeyi karın bölgesindeki katlara bakarak da söyleyebiliriz. Bu heykelin bana en ilginç gelen yönü kafasının olmaması. Kafasının olmadığını köprücük kemiğinin üzerindeki dairesel şekillerden anlıyoruz. Bu daireler bir şeyin ne kadar kıymetli olduğunu simgeler. Burada ise kanı temsil ettiklerini düşünüyoruz. E, kan da çok kıymetlidir, öyle değil mi? Bu kısmın üzerinde gördüğümüz şey ise kafası yerine boynundan çıkan ve ön kısımda yüz yüze gelmiş olan iki yılan. Belki de püsküren bir kana bakıyoruz. Yüz yüze gelmiş iki yılan başı önden bakıldığında tek bir yılan başını andırıyor. Aşağı sarkmış dili ve açıktaki dişleri görüyoruz. Aztek heykel tıraşlarını benim için etkileyici kılan şey, sadece yılanların vücutlarının üst kısmındaki pulları değil, karınlarının altındaki pulları bile göstermiş olmaları. Sonra bir de kollar var. Kollarını kaldırıp Ellerinin üst kısmı omuzlarına gelecek şekilde durduğu için kollarını seçebilmek biraz zor. Bu duruş heykele sanki saldıracakmış gibi bir hava veriyor. Dirseklerinden şaha kalkmış yılanlar görüyoruz. Bu da kollarının dirseklerinden kesildiği anlamına geliyor. Bir zamanlar ellerinin olduğu yerden de kan püskürüyor. Şu ana kadar saydıklarımız heykelin sadece ön yüzünde gördüğümüz şeyler. Heykel sadece önü ve yanları görünecek şekilde değil, bir bütün olarak yontulmuş. Arkasında hatta altında bile işlemeler var. Heykelin arkasına baktığımızda kollarının canavar eklemleri gibi, dişleri açıkta olan yüzlerle canavarlaştırıldığını ve arkaya doğru çekilmiş olduklarını görüyoruz. Olağanüstü yılanlı etekten bir kere daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Yılanlar yine Çıngırakları püskül olacak şekilde bir araya getirilmiş ve eteği oluşturmuşlar. Kemere bağlanmış bir başka kafatası daha var. Şimdi beni asıl en çok etkileyen kısma geliyorum. Bu heykelin alt kısmında da sığ rölyefler şeklinde yontmalar bulunuyor. Heykelin altında yeryüzü tanrısı Tlaltekutli var. Bu da yeryüzü tanrısının bu heykele bakıyor olduğu anlamına geliyor. Birçok Aztek heykelinde heykelin yeryüzüne dokunduğu noktada yeryüzü tanrısının izine rastlanır. Bu heykel için nasıl bir mühendislik gerektiğini düşünebiliyor musunuz? Bu büyüklükte bir bazalt kütlesini hareket ettirmek, altını işleyebilmek için havaya kaldırmak, sonra da zarar vermeden yerine yerleştirmek kulağa gerçekten de çılgınca geliyor en azından o günün şartlarıyla Heykel 1790 yılında o zamanlar Yeni İspanya olan yerde bulunduğunda Avrupalıların ve Hristiyanlığın temsil ettiği her fikre karşı korku verici bir görüntü teşkil etmiş olmalı Kutsal bölgede Azteklerin ana tapınağına yakın bir yerde gün ışığına çıkarıldığında yanında ünlü takvim taşı ya da daha bilindik adıyla güneş taşı da bulunmuştu İnsanlar o ana kadar gördükleri her şeyden farklı olduğu için bu heykelden hem etkilenmiş hem de rahatsız olmuşlardı. Çok fazla rahatsız edici olduğu için de bu heykeli tekrar gömdüler ve katedralin dışı içinde diğer heykelleri kullandılar. Bu eserin korkutucu ve rahatsız edici olduğu için insanlar tarafından tekrar gömülmüş olması ve ancak birkaç sene önce toprağın altından çıkarılmış olması beni çok etkiliyor. Heykel üzerindeki ikonografi ve şekiller bugün bile son derece korkutucu görünüyor ve bizi Aztek kültüründe insanların kurban edilmesi fikri üzerinde düşünmeye zorluyor. Kolonileşme öncesi İspanyol kaynaklarının iddia ettikleri kadar olmasa da Aztek'lerin insan kurban ettikleri biliniyor. Kolonileşme öncesi İspanyol kaynaklarına göre Aztek'lerin bir günde 84 bin kişiyi kurban ettikleri söylenir ki bu lojistik olarak kesinlikle imkansız. Bu heykelde de insanların kurban edilmesine bir referans olarak insan kalp ve ellerinden yapılmış kolyeyi görüyoruz. Belki de sadece şiirsel bir metafor olarak kullanılmıştır bilemeyiz tabi. Ama insan kurban edilmesi anlamına da geliyor olabilir. Yaklaşık iki buçuk metre yüksekliğindeki üzerinde insan elleri, kalpleri, yılanlar ve dişler olan bu heykel son derece etkileyici bir eser. O kadar etkileyici ki yakın zamana kadar insanlar tarafından toprak altına gömülü olarak tutulmuş. Çok iyi korunmuş olan bu heykel Meksika yani Aztek sanatçılarının ustalığını da kanıtlıyor. Ve bu sanatçıların yılan gibi doğal ögelerle tanrıça gibi doğaüstü bir ögeyi bir arada kullanılma konusundaki başarısını da gözler önüne seriyor. Hoşçakalın.